Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde şekil çıkart komutunu göstereceğim. Bu komut herhangi bir bileşenimi diğer parçalardan ayırmak amacıyla kullandığım bir komuttur. Gövde bileşenim üzerine geliyorum ve iki kere tıklıyorum. Şekil çıkart komutuna geldim. Şekil çıkart komutuna geliyorum. Şeklimi seçtim. Düzlemini belirliyorum. XY düzlemini seçtim. İsimledim. Gövde ismini yazıyorum. Buradan mevcut parçaların üzerine yazılmasını dediğim zaman, tıkladığım zaman uyarı veriyor. Gizlenmiş şekilleri atla dediğim zaman ise gizlenmiş şekilleri atlıyor. Harici dosyalardan ayrılmasını istediğim zaman ayrılıyor. Ve yakın şekiller varsa birbirlerine ayrılmış oluyor. Yine burada örnek parça, örnek dosyaların isimlerini girerek işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hazır bir şablon varsa o şablonu seçerek işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Okey dediğim anda, yes dediğimde işlemim gerçekleşmiş oluyor ve çizimden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi işlemim gerçekleşti. İlişkilendirme komutuna geliyorum. Gördüğünüz gibi parçamı seçtiğim anda birbirinden ayrılmış oluyor. Okeyledim. Yine parçam üzerine çift geliyorum. Ayır butonunu siliyorum. Ürün ağacından ve çizimimden çıktım. Bu sefer yine ilişkilendirme komutuna geldim ve gördüğünüz gibi parçamı tuttum, hareket ettiremiyorum. Bu parçamı diğer parçalardan ayırmadığım için, yani şekli çıkart komutunu kullanmadığım için işlemim gerçekleştiriyor. Şekil çıkart komutu bir bileşenimi diğer bileşenlerden ayırmak amacıyla kullandığım bir komuttur. Bağlantı şekli ise bir şeklimin bir gövde ile bir bileşenle birleşmesini sağlıyorum. Bağlantı şekli dedim. Şeklimi seçiyorum ve bileşen olarak yine gövdemi seçtim. Ve bu iki şeklimi tek bir bileşen olarak algılamış oluyor. Yine bağlantı şeklini kopar dediğim zaman ise gövdemi seçiyorum. Okey dedim ve bağlantı şekli gövdemi ayırmış oldum. Gövde ile blok arasında bağlantısını koparmış oluyorum. Ve buradan geometriden parça dediğim zaman ise geometrimi seçiyorum. Buradan herhangi bir parçamı seçerek konumunu da belirlediğim anda işlemi gerçekleştiriyorum. Okey dedim. Yes diyorum. Gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.